firması Maxitek'ten kurumsal inovasyon ve hizmetlerinden sorumlu Eren Hükümdar ile beraber olacağız. Eren aslında bugün yanımızda olmasını beklediğimiz bir arkadaşımızdı. Dün hava yolu taşımacılığında yaşanan genel bir aksaklıktan etkilendiği için kendisi aramızda olamadı ama online bir şekilde kendisiyle sohbet etmek istiyoruz. Eren, beni duyuyor musun? Ben duyabiliyorum. Sen beni duyabiliyor musun? Sen duyuyorum çok net bir şekilde. Sen de hoş geldin tekrardan. İstersen başlangıçta böyle biraz seni tanıyalım. Biraz dünkü havaalanı maceralarını dinleyelim. Sonra benim sana biraz savunma sektörünün dünyadaki trendleri, oradaki fırsatlar hakkında bazı sorularım var. Güzel bir sohbet gerçekleştireceğimizi umuyorum. Sözü sana bırakayım. Öncelikle çok üzgünüm aranızda olamadığım için. İnanın elimden gelen her şeyi yaptım. Yaklaşık 8 saatlik bir mücadele verdim. Bagaj bantlarının üzerinde uzandık artık, oturduk. Çok yeni arkadaşlar edindim. Mesela tıp kongresine, üroloji kongresine giden 3 tane doktorumuzla arkadaş oldum. Bayağı maceralı geçti fakat ne yazık ki kriz çözülemedi. Yani Türk Hava Yolları'nda çalışan arkadaşlarım adına hakikaten üzgünüm. Onların yerinde olmak istemezdim. Yani çok majör bir olay yaşandı. Herhalde hayatta bir kere denk gelir. O da bana denk geldi. Dediğim gibi tekrardan aranızda olamadığım için üzgünüm. Ben kendimi kısaca tanıtayım. Daha doğrusu şirketinden başlayayım, sonra kendime geçeyim. Maxitek, Softek'in Silikon Vadisi'ndeki teknoloji iştiraki. Biz esasında sektörde var olan son gelişmeleri, startupları ve yatırım trendlerini takip etmek üzere ve onlarla ilgili aksiyon almak için Silikon Vadisi'nde araştırmalar, işbirlikleri ve ürün geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Temelde amacımız Softek'in ve İş Bankası'nın ve bizimle çalıştığımız diğer tüm kuruluşların bu aktivitelerine katkı sağlamak. Hatta arkamda adını da görmüş olduğunuz Entropy isimli de bir ürünümüz var. Bu ürün vasıtasıyla, bu bir yapay zeka temelli ürün. Bütün startup dünyasındaki üzerinde çalışılan problemleri, firmaların bunu nasıl çözdüğünü ve bunun sektöre ve dünyaya olan etkisini araştıran bir mekanizma oluşturduk. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ben de bu üründen ve diğer tüm kurumsal inovasyon faaliyetlerinden sorumluyum. 7 yıldır bu faaliyetlerin içinde yer alıyorum. Daha öncesinde de Softek'teki inovasyon ekibinin kurucularındanım. Hayat bizi bir şekilde bu yolculuğa dahil etti ve elimizden geldiği kadar hem ülkemize hem şirketlerimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler Eren. Şimdi şöyle globalde baktığında sen Silikon Vadisi'ndesin. Çok fazla inovasyon yapan şirketle temastasınız orada. Ve tabii ki Türkiye'deki ihtiyaçları da biliyorsunuz. Buradaki sektördeki, evet, farklı sektörlerdeki ihtiyaçları. Silikon Vadisi'nden baktığında savunma sektöründeki trendleri nasıl yorumlarsın? Ne gibi ihtiyaçlarla karşılaştınız? Orada ne gibi gelişmeler var? Biraz dinleyebilir miyiz? Biz tabii geçmişte savunma sanayindeki çok güçlü kuruluşlarımızla beraber temaslarımız oldu. Onlar için de bir takım araştırmalar yaptık. Özellikle Aspilsan, Havelsan, Aselsan'dan yetkililerimizle görüştük. Özellikle pandemi öncesinde çok aktif bir bağlantımız vardı ve bu çalışmaları devam ettirdik. Tabii o zamandan bu zamana dünya çok değişti. Özellikle son dönemde biliyorsunuz generative AI furyası yaşanıyor. Bu birçok açıdan çok önemli. Ben şöyle size açıkça ve net ifade edeyim. 7 yıldır Silikon Vadisi'ndeyim ve gördüğüm en yıkıcı, en etkileyici teknoloji. Bunun her sektöre çeşitli yansımaları var. Savunma da tabii ki bunların içerisinde geliyor. Birazdan zaten eminim sohbette detaylandırırız ama ilk ve en majör gördüğümüz trend generative AI. Ve genel olarak bütün AI teknolojileri. Tabii buna bağlantılı olarak bütün dünyada bir çip savaşı yaşanıyor. Bu esasında günün sonunda AI'ın da ötesinde kimin ne kadar bu çip teknolojisini elinde bulundurduğu ve bunu verimli kullandığıyla çok şekillenecek. Burası mutlaka takip etmeye ve dikkate değer. Hatta belki biliyorsunuzdur, Amerika bu konuyla ilgili çok önemli bir adım attı. Biden'ın yayınladığı bir kararname ile çip üretiminin belirli bir kısmının Amerika'dan yapılması zorunluluğu getirildi ve bu tabii ki bütün firmaları oraya çeken bir trende dönüştü. Bu iki teknolojinin de paralelinde drone ve otonom uçan araçlar
Bunun içerisinde tabii ki teslimatı, her türlü teslimatı da dahil ederek, hem askeri hem sivil teslimatı da dahil ederek bu konu çok gündemde. Uzaya gidişin ucuzlaması eminim oradaki uzmanlarımızın, yetkililerimizin çok iyi bildiği bir konu. SpaceX'in önünü çektiği ve diğer birçok kıtadan ve birçok ülkeden de startupların yeşerdiği bir konu. Bunun birçok etkisi var. Tabii ki direkt savunma sanayini de etkileyen bir konu. Diğeri Türkiye'de çok da esasında bilinmeyen ama bizim de detaylıca bir ara üzerinde durduğumuz, hatta Havelsan'la yanlış hatırlamıyorsam üzerine çalıştığımız bir quantum computing konusu var. Quantum computing'de şu anda fiziksel olarak bu cihazları elimize alıp kullanmamız ya da onlarla ilgili teknolojiden faydalanmamız konusundaki şeye çok uzaktayız, o noktaya çok uzaktayız ama kuantum bilgisayarları aktif hale geldiğinde bildiğimiz bütün güvenlik terminolojisini tekrardan düşünmemiz gerekebilir. O yüzden de burada çok ciddi yatırım yapılıyor. Şirketler kendisini bu dünyaya hazırlıyor. Özellikle simülasyon ve dediğim gibi güvenlik tarafında bu konu çok gündemde ve ciddi bir paranın da aktığı, ciddi bir dikkatin de uzmanlığın da aktığı bir konu. Son olarak da esasında bunları belki de daha önce duymamış olabilirsiniz. Çok popüler olmayan ama çok ciddi yatırımın geldiği akıllı şehirler konusu var ve polis teknolojileri var. Tabii savunma sanayi deyince bunu sadece normal işte silahlardan ya da ülkenin sınırlarını koruduğumuz çeşitli teknolojilerden okumak yanlış olur. Esasında artık akıllı şehirler dediğimizde gazını suyunu otomatikleştirdiğimiz değil, aynı zamanda güvenliğini de otomatikleştirdiğimiz, bunu da teknolojiyle desteklediğimiz bir dünyadan bahsediyoruz. Yaklaşık 3 yıldır bu konuyla alakalı dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerine, dünyanın en büyük akıllı şehirlerine biz destek veriyoruz. Örneğin suyun güvenliğini nasıl sağlarsınız, suçu tahmin edebilir misiniz gibi konuları ve polislerin mesela daha akıllı teknolojiler kullanarak daha verimli, limitli olan güçlerini daha verimli nasıl kullanabileceği konusunda çok ciddi araştırmalar ve yatırımlar yapılıyor. Ne pandemi bu konuyu yavaşlattı ne de diğer bütün gelişmeler. O yüzden bu konuda da bir trend olduğunu söylemek mümkün. Böyle özetleyebilirim. Eren, çok heyecan verici şeylerden bahsettin. Özellikle bu suçu tahmin edebilme konusu yıllar önce izlediğim bir dizide karşıma çıkan bir konuydu aslında, ele alınmıştı orada. Demek o günler geldi. Artık bunları konuşmaya başladık. Gerçekten ufkumuzu açtın verdiğin örneklerle. Peki yatırımcılar gözünden bu alanda çalışan insanlara verebileceğin tavsiye var mı? Yani yatırımcılar gözünden savunma teknolojilerine nasıl değerlendirmeler yapılıyor? Siz nelerle karşılaştınız? Oradan da biraz yatırımcı gözünden bilmemiz gereken neler var, paylaşabilir misin? Erdal, bu esasında çok çelişkili bir konu. Çünkü klasik yatırımcılar savunma sanayi teknolojilerine çok mesafeliydiler. Yani bildiğiniz venture capital dediğimiz VC paraları genelde bu teknolojilere çok yatırılmazdı. Bu da geriye sadece devlet, onun yan kuruluşları ve direkt bu konuyla ilgili faaliyet gösteren savunma sanayi kuruluşlarının yatırım yaptığı bir alan, bir oyun alanıydı. Ve öyle limitli kaldı çok uzun bir süre. Fakat tabii pandemi buradaki gerçekliliği de bence biraz değiştirdi. Son dönemde artık VC paralarının bu teknolojilere gittiğini de görüyoruz. Örneğin dünyanın en iyi VC olarak kabul edilen Andreessen Horowitz var. Çok yakın zamanda Shield AI isimli bir savunma sanayi şirketine yatırım yaptı. Otonom uçuş teknolojileri üzerine çalışan bir firma. Tabii ki sivil uygulamaları da var ama ağırlıklı askeri araçların otonom sürüşleriyle ilgili, uçakların otonom sürüşleriyle alakalı bir teknoloji üretiyorlar. Bu tabii düşüncede de bir değişimi paralelinde getiriyor. Bunu takip eden başka yatırımcılar da oldu. O yüzden eğer savunma sanayinde bir şirketleşme, bir yatırım arayışı için bir imkan olduğunu konuşuyorsak kesinlikle bu en doğru zaman. Buradaki bakış açısı değişti. Tabii Türkiye'de bununla ilgili fonlar çok limitli. Var olan zaten genel olarak hani venture capital parası çok limitli. O yüzden pek Türkiye'de savunma sanayine bizim kuruluşlarımızın dışında yatırım yapıldığını görmüyoruz ama dünyada artık bu trendde değişme var. Şimdi en doğru zaman bu konuyla ilgili girişim yapma konusunda diye altını çizebilirim. Süper. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Peki savunma sektöründe inovasyon alanında böyle öne çıkan ülkeler hangileri?
neleri başardıkları için daha öndeler? Türkiye'nin buradaki konumu nasıl? Biraz bunları da duysak güzel olur sanki. Ya teknolojiyi parayla ayırmak çok güç. Özellikle bu konuda tabii ki Amerika'nın başı çektiği bir dünyadan bahsediyoruz. Ama sadece Amerika değil. Bu aralar zaten biliyorsunuz gündemimizde yaşanan durumlar. İsrail'in bu konuda çok büyük bir yatırımı var. İsrail'in sadece siber güvenlikte değil, aynı zamanda savunma sanayi teknolojilerinde çok büyük yatırımları var. İngiltere'nin yine bu konuyla ilgili ciddi yatırımları var. Ama artık çok gurur verici, Türkiye'nin de bu konuyla ilgili yatırımlarının konuşulduğu bir dünyadayız. Bu ülkeler sayılırken tıpkı oyun sektöründe olduğu gibi yine savunma sanayi teknolojilerinde de Türkiye'nin adının geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Tabii ki ölçeğe baktığımızda, skalaya baktığımızda aynı düzeyde olmayabilir ama bu konuda çok ciddi yatırımlar var. Tabii bir de kapalı ekosistemi olan yerler var. Onlarda da tabii savunma sanayi teknolojileri çok ön planda. Bahsettiğim Çin gibi ülkeleri kastediyorum. Onların da kendi teknolojileri ön planda. Bir de tabii ki bu denklemi konuşurken Hindistan'ı atlamamak lazım. Hindistan'da da yine savunma sanayi ve uzay teknolojilerine, havacılık teknolojilerine çok ciddi yatırımlar var. Bunları zaten medyadan da takip etmişsiniz. Biz bu genelde bu trendleri startupların problemleri ve bu problemleri akan para üzerinden takip ediyoruz. Daha matematik bir yerden bakıyoruz. O yüzden Hindistan'ın da ön plana çıktığını söyleyebilirim. Peki Türk firmaları için sektörde ne gibi tehditler, fırsatlar öngörüyorsunuz oradan bakınca, karşılaştığınız durumlara bakınca? Ya bu çok, çok zor bir soru esasında. Yani fırsat olduğu kesin. Az önce zaten yatırımcı paralarının artık hani daha böyle tabirimi maruz görün. Yanlış bir şey söylemek de istemiyorum ama sivil fonların diyeyim. Yani sivil daha çok normal teknolojilere yatırım yapan VC'lerin artık bu konuya da para ayırdığını gördüğümüz bir dünyada Türk şirketlerinin kesinlikle ciddi bir avantajı ve fırsatı var önünde. Ama bu konuyla alakalı içeride uzman bulmakta eminim çok zorlanıyoruzdur. Çünkü yetenek bu konunun en büyük parçası. Yeteneği bir şekilde içeride tutmamız gerekiyor. Örneğin az önce Generative AI'dan bahsettim. Mutlaka bizim kendi büyük dil modellerimizi, kendi büyük görselleri işleyebilen model ya da videoları işleyebilen modelleri mutlaka Türkiye'de hizmet verir hale getirmemiz gerekiyor. Bunların içeride bulunması gerekiyor. Bu tarz kritik teknolojileri dışarıdan kullanarak savunma sanayinde adım atmak pek mümkün olmayabilir. Burada bağımlılığı azaltmak tabii ki sektörün en büyük hedeflerinden bir tanesi. Bu açıdan baktığımızda ben yeteneği en büyük engel olarak görüyorum. Dışarı açılma konusunda da özellikle şirketlerin biraz daha global vizyonla hareket etmesi gerekiyor. Benim yine bu konuyla ilgili tanıştığım, görüştüğüm şirketlerde çok fazla mühendislik çerçevesinde kalıp içeride sadece iç pazara yönelme girdabına girdiklerini gördüm ve çoğunlukla da zaten ürünler hep o minvalde kalıyor, hep Türkiye piyasasında kalıyor. Ama Türkiye biliyorsunuz tabii ki dünyadaki satın alma gücünün %1, %2'si gibi bir rakamı oluşturuyor bu. Özellikle dijital pazardan bahsediyorum. Geriye kalan dünyayı bunun içine alacaksak mutlaka global doğan bir perspektife erişmemiz gerekiyor. Bunun için de dünyayla çok bağlantılı olmak, dünyadaki ihtiyaçları takip etmek, oradaki pazarı çok iyi okumak gerekiyor. Biraz mühendislikten başımızı kaldırıp hakikaten bunu nasıl dağıtırız, nasıl pazara götürürüz, yeteneği nasıl içeride tutarız sorularına cevap vermesi gerekiyor firmalarımızın. Biz naçizane bizim kapımızı çalan herkese bunu anlatmaya çalışıyoruz detaylarıyla ama hani genel hatlarıyla bahsedersek çok özel, sofistike bir soru ama cevabını vermek çok kolay değil. Bunu bu şekilde en rahat özetleyebilirim. Çok teşekkürler. Gerçekten hepsi çok kıymetli önerilerdi. Yapay zekayı ve generatif AI'yi aslında birkaç kez de dile getirdin. Kuşkusuz her sektörde, insanların dilinde herkes bu teknolojiyi kaçırmadan olabildiğince hayatına dahil etmek istiyor. Peki savunma sektörüne bu yeni teknolojilerin, bu çığır açan teknolojinin nasıl bir etkisi var? Karşılaştığınız senaryolarda neler yapıyor insanlar? Bize ilham verecek yine bazı örnekler verebilirsin diye düşünüyorum. Tabii yani
Az önce mesela otonom araçlardan bahsettim. Bunu bir örnekle başlatayım. Detaylarını sonrasında daha da derinleştiririm. Bir araç üreticisi Avustralya'da otonom sürüş yapan bir modelinde bir kaza yaşanıyor. Bu kaza davalık oluyor. Tabii ki o aracın kaydettiği görüntülere bakıldığında çok ender rastlanan bir durum oluştuğu görülüyor. Aracın üstüne yaklaşık havaya 4-5 metreye kadar zıplamış olan bir kangurunun arabanın önüne düşmesi sonucunda, yani tam denk gelmesi sonucunda kaza yaptığı görülüyor. Tabi bu durumu eğitebileceğiniz bir veri yok. Şimdi bu durumu araca nasıl anlatırsınız? Bu yapay zekaya nasıl anlatırsınız? Bu çok önemli bir sorun. Hemen bu konuyla alakalı generatif AI'ya başvuruyorlar. Bununla ilgili bir görsel ve an yaratıyorlar diyeyim. Kullandıkları şey de şu. Avustralya'da bir yolda havaya 4 metre zıplamış, 5 metre zıplamış bir kanguru çizebilir misin ya da kanguru oluşturabilir misin diye. Böyle bu görseller kullanılarak araç tekrardan eğitiliyor. Ve bu senaryonun şeyinde tekrarlandığında, tabii ki kuklayla tekrarlandığında aracın bu kazalardan da kendisini koruyabildiğini görüyorlar. Bu anlattığım bu anekdot her yere uyarlanabilir bir senaryo. Özellikle otonom uçan araçlardan bahsettik. Onların ürettiği, depoladığı milyonlarca kare görsel, milyonlarca satır veri, bunları işlemek ve bunlardan yeni eğitim verisi oluşturmak günleri, ayları, belki de yılları alabilecek bir şey insan gücüyle yaptığınız zaman. Ama bu büyük modelleri kullandığınız zaman, büyük parametrede yapay zeka modellerini kullandığınız zaman bu işlemleri günler, aylar mertebesine limitleyip burada bir çıktı üretebiliyorsunuz. Bu işin en kritik taraflarından bir tanesi bence. Onun haricinde bu bir tabii ki aynı zamanda siber güvenlik riski de oluşturuyor. Benim birçok kapalı toplantıda gördüğüm yüzü anlık olarak oluşturabilen, artık ağzı buraya adapte edebilen, yani görüntüyü oluştururken ağzı da buraya adapte edebilen, onun yanında dilin zaten artık kullanım kabiliyeti insandan ayrılamayacak noktaya gelmiş durumda. Bu tarz tehditleri de oluşturuyor. Aynı zamanda fırsatları da oluşturuyor. Bununla ilgili teknolojiler de çok kritik. Zaten konuşmanın bir noktasında söylemiştim. Bence bizim savunma sanayimizin kendi büyük yapay zeka modellerinin mutlaka olması lazım. En azından Türkiye'deki firmalara hizmet verebilecek ya da kendi iç ihtiyaçlarına hizmet verebilecek modellere erişebiliyor olması lazım. Bununla ilgili yeteneğin mutlaka Türkiye'de kalıyor olması lazım. Bu bence en büyük tehditlerden bir tanesi. Şu anda Silikon Vadisi'nde dokunduğumuz, görüştüğümüz bütün firmalar kendisini tekrardan yorumluyorlar yapay zeka ile beraber. Tekrardan üretken yapay zeka ile tekrardan yorumluyorlar diyeyim. Ve bu yapılarını nasıl daha çok dijitalleştirebilirler, nasıl daha efektif hale getirebilirler, nasıl daha yıkıcı hale getirebilirler bunun arayışı içerisindeler. Henüz daha mesela video örneklerini görmedik. Videoda neler yapabilecek? Neleri üretebilecek, neleri değiştirebileceğiz, bunun etik kullanımı nasıl olacak gibi soruları da sormaya başlayacağız. Tıpkı dil tarafında olduğu gibi. Bence sektörümüzün buna hazırlıklı olması lazım. Bu kabiliyeti mutlaka bünyesine katması lazım. Özellikle buradan başlayarak üretken yapay zekaya bir girişin yapılmış olması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi yani hani daha ilk başta da söylemiştim. Ben daha yıkıcı bir teknoloji görmedim şu zamana kadar. Gerçekten böyle hem heyecanlandırıyor hem de biraz ürpertiyor galiba bu teknoloji Evet, hepimizi. evet. Ama büyük bir potansiyel olduğu kesin. Savunma sektöründe yapay zekanın kullanılmaya başlanması, artık mesafe kat edilmesi bize ne gibi fırsatlar doğuruyor? Mesela belki geçmişte gerçeklemesi çok zor olan bir takım simülasyonları yapmak artık daha mümkün hale gelecek, bazı senaryolar işletmek. Bunun gibi var mı böyle karşılaştığınız örnekler? Ya, çok ilginç bir şey oldu Erdal. Aslında 6 ay önce San Francisco Belediyesi'nden bir şey geçti, bir yasa geçti. Biz de tabii yakından bütün teknolojik gelişmeleri takip ettiğimiz için bu da radarımıza düştü. Yanı başımızda olan bir olay. Covid sonrası malum evsizlerin sayısında çok ciddi bir artış var, suçta çok ciddi bir artış var. Var olan polis gücünü yetiştirmek, onları etkin hale getirmek çok zor, çok uzun zaman alıyor. Bu konuyla ilgili neler yapılabilir? Hem o
kolluk kuvvetlerinin sağlığını korumak hem de bu olaylara müdahaleyi daha iyi hale getirmek için. İlk defa yapay zeka destekli robotların müdahalelerde kullanılmasına ilişkin yasayı geçirdiler. Bu Amerika çapında ilk, benim bildiğim dünyada sanırım Çin dışında da ilk olması itibariyle çok özel bir haber. Tabii çok büyük ses getirdi. Kullanılır mı, kullanılmaz mı? Nasıl müdahale edecek, kim kontrol edecek, kim kumanda edecek, tuşa kim basacak, yanlış bir şey yaparsa ne olacak gibi dünya kadar soruyu ve tabii ki gürültüyü de arkasından getirdi. Kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? O tartışma herkesin zaten kendi muhasebesi ama benim gördüğüm şu zamana kadar teknolojinin önünde durabilen bir şey yok. Bir gün bu ve bunun gibi teknolojiler hayatımıza girecek. O zamana kadar regülasyonun ve bunu yöneten şirketlerin ve sektörlerin buna hazır olması gerekiyor. Bence bizim savunma sanayimiz açısından da eminim biliyorlardır katılımcılarımızın arasındaki insanlar, uzmanlar bu konuyu. Buna hazırlıklı olmakta fayda var. Bence çok güzel bir reaksiyondu, çok güzel bir örnekti. Oradan aldığımız dersleri kendimize de uygulamamızda bence fayda var. Bu ilk hayata dokunan örneklerden bir tanesi. Bir diğerinden zaten akıllı şeyler tarafında biraz bahsetmiştim. Bize gelen araştırma isteklerinde şöyle bir şey var. Yani savunma sanayini tabii ki birebir harpte düşünüyoruz ya da sınır güvenliğinde düşünüyoruz veya işte gümrüklerde düşünüyoruz ama baktığınızda çok daha önemli varlıklar var ve bunların koruması mesela madenlerin suyun koruması tarafında çok böyle ücra köşelerde bu rezervuarların nasıl korunabileceğini tartışıyor akıllı şehir yöneticileri ya da şehirlerin yöneticileri. Buralara acaba otonom dronlarla bu tehditleri biz tespit edebilir miyiz? Bunları sürdürülebilir hale getirebilir miyiz? Burada hiçbir polis gücü bulundurmadan acaba buraları kontrol edebilir miyiz diye. Bu tarz teknolojilerin çok daha az olduğunu gördük. Bu da bir pazar fırsatı yaratıyor esasında. Ve çok daha ilginç bir detayı söyleyeyim. Şirketler artık özel kuruluşlar bu tarz teknolojilere karşı ciddi bir talepte bulunuyor. Çünkü artan suçla beraber siz örneğin bir perakende dükkanını şeye açmak istemiyorsunuz. Hırsızlığın olası olduğu ya da suçun olası olduğu bir bölgeye açmak istemiyorsunuz. Burada da az önce o senin bahsettiğin dizideki örnekte olduğu gibi biz suçu önden tahmin edebilir miyiz? Suçun yoğunlaşacağı bölgeleri tahmin edip acaba buradan uzak durabilir miyiz diye sorular soruluyor. Bu hem şehirler mertebesinde, hem ülkeler mertebesinde, hem de şirketler mertebesinde böyle bir değerlendirme yapılıyor. Daha minimalde de acaba ben çalışanımın sağlığını koruyabilir miyim, o gün dükkana gelmemesini sağlayabilir miyim gibi böyle çeşitli detaylarda bu teknolojilere yatırım yapılıyor. Ve çok da ciddi bir satın alma gücü var bu konuyla alakalı. Tabii ayrılan bütçeler tipik bir IT bütçesi olmuyor. Bu konuyla ilgili de özel bir bütçe, özel bir para ayrıldığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Umarım özetleyebilmişimdir çok dağıtmadan. Konu teknoloji olunca biraz heyecanlanıyorum, kusuruma bakmayın. Bütün detaylarıyla, örnekleriyle aklımda olanları aktarmış olayım. Çok teşekkürler Eren. Gerçekten özellikle bu akıllı şehir konusu mesela üzerine daha az düşündüğüm bir konuydu. Biraz sonra kendi yorum yapayım. Ama yapay zeka ile ilgili her gün yeni bir senaryoyla karşılaşıyoruz. Peki Türkiye'deki bazı firmalar da sizlerle beraber aslında bazı kullanım durumlarını, senaryoların üzerine sizinle çalışıyorlar. Böyle Evet. burada paylaşmaya değer gördüğün, bunların dışında eklemek istediğin bir senaryo var mı? Yani firmalar sizden hangi senaryolarla oradaki teknolojiyi buluşturmanızı istiyor? Belki bunlar da bize örnek olması için kapatmadan önce bu konuda biraz değinebiliriz. Tabii hay hay. Özellikle tabii yani yapay zekanın çok altını çizdik. Orayı bir daha vurgulamaya gerek yok ama şu anda sürdürülebilirlik tarafında çok ciddi bir arayış var. Hem Türk firmalarından hem de dünyadaki firmalardan. Özellikle Carbon Market bunun şeylerinden bir tanesi. Belki savunma sanayinin de ilgileneceği alanlardan biri olabilir. Onun haricinde ben geçmişte Aspisa'nın değerli yöneticileriyle de bu konuyu, vizyonlarını ve detaylarını konuşma fırsatı bulmuştum ama son yıllarda o vizyonun ne kadar doğru olduğunu da görüyoruz. Çok ciddi bir arayış var. Türkiye'de enerji depolama, akıllı enerji kullanımı, enerjinin daha verimli insanlara ulaştırılması gibi
teknolojilerde çok ciddi bir arayış var. Yani ilgili ilgisiz bütün firmalar bu konuyla ilgili mutlaka bir araştırma, mutlaka bir şey yapıyorlar, bir çalışma yapıyorlar, bir inisiyatif yürütüyorlar diyeyim. Tabii ki bizim bir başka gerçeğimiz var. Deprem olduktan sonrasında da deprem teknolojilerine oldukça bu yıl içerisinde çok ciddi bir yatırım var. Türkiye'deki hemen hemen her kuruluştan bu konuyla ilgili bir istek aldık diyebilirim, çalıştığımız her kuruluştan. Depreme nasıl daha hazırlıklı olabiliriz? Öncesinde, anında, sonrasında insanlara nasıl müdahale edebiliriz ya da bu konuyu daha hafif nasıl atlatabiliriz gibi teknolojileri araştırıyorlar ve tabii ki günün sonunda finans ve finansal teknolojiler bütün Türkiye'nin gündeminde. Özellikle fintechlerimiz çok güzel işler başarıyorlar. Bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyorlar, pazar araştırmaları yapıyorlar. Son tabii ki oyun teknolojilerine de değinmiştim. Oyun tarafında da çok güzel bir piyasa var. Türkiye bu konuyla ilgili dünyada en iyi anılan 3-4 ülke içerisinde. Büyük şirketler de genelde Türkiye'yi artık ilk deneme sahası olarak kullanıyorlar. Bu arada kötü bir manada deneme değil. Hakikaten Türkiye'de tutan oyunların globalde tutacağını ya da Türkiye'deki yeteneklerle yapılabilen örneklerin dünyaya yayılabileceğini düşündükleri için bunu yapıyorlar. Bu bizim için gurur verici bir sonuç. Böyle özetlenebilir sanırım. Teşekkürler Eren tekrardan. Bu doyurucu Ben teşekkür ederim. sohbet için ayrıca teşekkür ediyorum. Dünkü katılma çaban, bugün online de olsa bize keyif veren bu sohbetin için tekrardan son kez teşekkür edeyim. Seni ağırlamak bizim için mutluluktu. Belki ilerleyen seanslarda, başka oturumlarda, başka bir tarihte yine seninle bir sohbet gerçekleştiririz İnşallah, burada. inşallah. Çok teşekkür ederim. Bana zaman ayırdınız, bana bu fırsatı verdiğiniz için. Orada olamasam da bulunan herkese çok teşekkür ediyorum şirketim adına. En azından 11 bin kilometre öteden getirdiğimiz selamı size ulaştırmış oldum. Kendinize çok iyi bakın. İyi konferanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Değerli konuklar, programımıza 2 saatlik bir ara vereceğiz. Öğle yemeği arası olacak. Sonrasında yine bir panelimizle, Fikirden Ürüne isimli panelimizle programımız devam edecek. Herkese dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.